çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla biz insan hakları savunucuları olarak aslında ve kamuoyuna 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Barış hakkı bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler 1945 yılında kabul ve ilan edilen Birleşmiş Milletler Şartı ile kurulmuştu. Şartın giriş bölümü ile 1 ve 2. maddesinde Birleşmiş Milletler'in barış ve insan hak ve özgürlüklerine sahibi güçlendirme amacı vurgulanır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin başlangıç maddesi ile 28. maddesinde barış, uluslararası ve ulusal sosyal düzenlerinin bu bildiride yer alan haklara ve özgürlüklere dayanması gerekliliği vurgulanır. Uluslararası ve ulusal sosyal düzeninin bu bildiride yer alan haklara ve özgürlüklere dayanması gerekliliği vurgulanır. Bu Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hakların barış hakkına dair bildiriyi Genel Kurulu'nun 12. Kasım 1984 tarihini oturumunda kabul ve ilan etmiştir. Bildiğinde barış hakkının kutsallığı, bu hakkı korumanın ve uygulamasını sağlamanın da devletler için bir yükümlülük olduğu vurgulanıyor. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Değerli basın emekçileri, barış talebinin medeni ve siyasi haklarla yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı, adil yargılama hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütleme özgürlüğü ve benzeri olduğu kadar ekonomik, sosyal ve kültürel hakları, çalışma hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, din hakları ve din haklarıyla da ilişkiler bulunmaktadır. Bu metinlerde İHA'nın de benimseyip paylaştığı temel yaklaşım barışın insan hakları ve özgürlüklere dayalı oluşturdu. İnsanlar arasındaki her türden eşitsizlikler, hakların ve özgürlüklerin tanınmayışı insan hakları arasında koparılmaz bir bağ bulunduğu düşüncesindedir. O nedenledir ki İHA'de Türkiye'nin temel sorunu insan hakları ve demokraside Kürt sorunu olduğu tespitinde bulunmuştur. Türkiye'nin acil barış sorunu vardı. Türkiye, Kürt sorunu gibi temel sorunları diyaloğa ve müzakere dayalı çatışma çözüm yöntemleri kullanarak çözüm vermiş bir ülkedir. Bu nedenle silahlı çatışmalar ülke içi ve ülke dışında devam etmektedir. Değerli basın emekçileri, Kürt sorununun çözümsüzlüğünü yarattığı silahlı çatışma hali hayatın tüm alanlarını etkilemektedir. Halen Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz, Kürt sorununda yaşanan bu çatışmalı ortam göz ardı edilerek açıklanamaz. Devletin silahlı çatışma ve savaş halini sürdürmek için ülke içinde ve ülke dışında Suriye ve Irak yürüttüğü askeri faaliyetler ekonomik maliyeti oldukça yüksekti. Türkiye çok uzun yıllardır silahlı çatışma ortamını yaşamaktadır. Barış, demokrasi, özgürlük. Barış, demokrasi, özgürlük. Değerli basın emekçileri, yüzlerce sivil can kaybının yanı sıra tahrip edilen yerleşim yerleri sonucunda yerlerinde zorla edilip yaklaşık 500 bin kişi bulunmaktadır. Oysa barış ve çözüm süreci olarak adlandırılan 2013-2015 tarihleri arasında çatışmasızlık Türkiye toplumuna yaşattığı huzur dönemiydi. Son 4 yılda ise yaşanan silahlı çatışmalarda binlerce insan yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. Türkiye, Suriye'deki askeri operasyon ve nüfus alanı Fırat'ın doğusunda yaymak için de her türlü girişimde bulunmaktadır. Bunun görüldüğü gibi Kürt sorunu çözümsüz kalması durumunda çatışma ve savaşın kapsadığı alan giderek büyümektedir. Bunun insani ve mali açıdan sürdürülebilir bir yanı yoktur. Kalıcı barış için çatışma nedenleri ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için ilk yapılması gereken çatışmanın durulması, diyalog yollarının açık tutulması, insan hakları ve demokrasi eseri çözüm arayışı
savaşlarına imkan sağlanmasıdır. Barış, demokrasi, özgürlük. Barış, demokrasi, özgürlük. Barış, demokrasi, özgürlük. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde yüksek oy oranıyla seçilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Vanşehir Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturmaları gerekçe gösterilerek görevden alınmaları yeni bir barış sürecinin inşasını zorla koyacak siyasi kararlardır. Türkiye'nin yönetim demokrasi ve insan haklarına dayalı yeni bir toplum sözleşmesi yapılması barıştan ve barışı savunmaktan geçmektedir. Bunun için de ülkemizde demokrasi güçlerinin sürdürülebilir bir yanı barış sürecinin başlaması için en önemli güvence olacaktır. İmarsız, Türkiye'de barış ve demokrasiden yana kesimlerin birlikte mücadelesinin sonuç olacağı inancındadır. İhale olarak ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada barışın egemen olduğu bir yaşam için insan hakları mücadelemizi sürdüreceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Yaşasın bir Eylül, yaşasın kardeşlik.